Maun suresini taca atmak. Bazı 3. yüzyıl müfessirleri bu sureyi müşriklere hasrederek yükü omuzdan atmışlar. Ben isimler vermiyorum. Efendim, isimlerle değil işimiz. İşimiz eylemlerle, işimiz amaç. Dolayısıyla 3. yüzyıl müfessirlerden bazıları bu sureyi müşriklerle ilgilidir diyor. Müşriklerle. Yani feveylülil mursallin var ya oradaki. Yani namaz kılanlara lanet. Onlar müşriklerdir. E dostlar, sorarım size. Kur'an 4'e ayrılır. 1/4'ü kıssalardır. Bu kıssalar da zaten peygamberlerle onlara inanmayanlar arasındaki olaylar anlatılır. 1/4'ü Hristiyanlardır. 1/4'ü Yahudilerdir ve müşriklerdir. Şimdi size ne kaldı? Ha? Ne kaldı? Haydi. Onu Hristiyanlara, onu Yahudilere, onu müşriklere elinizi yıkadınız, çektiniz. E Kur'an bize hitap etmiyor deyin canım. Zaten öyle diyorlar. Demeseler de yapıyorlar, görüyorsunuz. Öyle değil mi? Yani topu taca atmanın en tipik örneği. Kur'an'a hakaret bu değilse nedir? Kur'an'a hakiyetsizlik, Kur'an'ın hakkını gasp etmek, yemek bu değilse nedir? Evet, uydurulan benzer rivayetler 5. yüzyılda İbn Abbas'a nispetle yazılan eserlere de girmiş. İbn Abbas'ın tefsiri yok yazdığı. İbn Abbas tefsirin babasıdır, evet, ama tefsir yazmamış. Ama şu anda İbn Abbas adına yazılmış elimizde çok ciltli bir tefsir var, biliyor musunuz? Evet, elimizde 5. yüzyılda yazılmış ama bu. Evet. Sureye uydurma bir fazilet lütfedip topu havadan taca atanlar. Alın okuyun da biraz tebessüm edin. Bir kimse Maun suresini ev eşyası üzerine okuyup üflerse, üfleyeceksiniz, üflemeden olmaz. Okuyorsunuz, üflüyorsunuz. Üflerse o eşya kırılmaktan ve kaybolmaktan kurtarılmış olur. Ya, üfürüğünüzün kıymetini bilin. Evet, bu surenin okunmasını alışkanlık haline getiren kimsenin sözü her yerde geçerli olur. Allah etmesin, Allah yazdıysa bozsun. Bir insanın sözü her yerde geçerli olur mu? Olursa o insan firavun olur ya. Niye geçerli olsun ki? Bu nasıl bir dilektir yani? Sizin nasıl bir ufkunuz var ya? Hepinizin içinde bir Hitler yaşıyor. Allah Allah. Hiç kimse bir dediğini iki edemez. Bu rivayet ha? Aldım da geldim size. Kitapta var. Kitap debici. Kitapta var. Kitap yazıyor.